Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara beşikteyken de, yetişkinken de konuşacak ve salih kişilerden olacaktır. Meryem dedi ki, Rabbim, bana bir insan dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir? Allah dedi, bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını hükmedince ona sadece ol der. O da oluverir. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir. İsa onlara diyecek ki, ben size Rabbiniz tarafından bir mucize ile gönderildim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle canlı bir kuş olacaktır. Körü ve alaca hastalığa yakalanmış olanı iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer inanıyorsanız şüphesiz ki bunlarda sizin için bir ibret vardır. Ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur. İşte dosdoğru yol budur. İsa, onların inkarlarını hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir? Dedi. Havariler de şöyle dediler. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz Müslümanlarız.